Herkese yeni bir oyundan merhaba arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Settlement Rising. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde yerleşim yeri yükseliyor tarzında ya da yükselen yerleşim diye çevrilebilir tam olarak kelime anlam olarak. Oyun Türk yapımı bir oyun ve henüz çıkmadı. Şu an oyunu Steam'de demo versiyonunu yayınlamışlar. Ben de yeni gördüm. Daha önce fark etmemiştim. Demo sürümünü oynayıp hem oyunu inceleyelim hem de oyun hakkında fikir edinelim diye böyle bir video hazırlamayı uygun buldum. Buradan direkt şöyle bir yeni oyun diyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı zorluklar var. Biz normal oyunun normal varsayılan ayarlarıyla oynayacağız. O yüzden direkt hayatta kalma seçili. Bunlar da mesela daha zor hayatta kalma şartları oluyor. Bunda hiç sizi zorlamıyor. Bunda da kendiniz her şeyi tek tek ayarlayabiliyorsunuz oyun içerisindeki. Her şeyi ben normal bıraktım. Sadece haritayı küçük yapacağım. Çünkü büyük partiye gerek yok. Çünkü oyun demo. Demo olduğu için zaten bir yere kadar bize gelişim sağlayacak. Sonrasında oyun bizi ilerlemeye götürmeyecek. O yüzden büyük arazi alıp da kullanamayacağımız bir araziyi açmaya gerek yok. O yüzden küçük boyda sadece açıyorum burayı. Onun üstüne her şeyi varsayılan şekilde 1x seviyesinde normal. Herhangi bir şekilde arttırmadım, azaltmadım. Bu şekilde yine mevsim de aynı şekilde adil şekilde devam edecek. Yeni oyun başlat diyoruz. Oyunun kendine has hoş grafikleri var. Neymiş bu? Her 15 popülasyon için geliştirme kartları çekilir ve 3 tane kart bulunur demiş. Tamam peki. Evet, başlangıçta size bir yerleşim binası koymanızı istiyor. Orası köyünüzün merkezi olacak. Şöyle haritayı gezebiliyorsunuz. Tabii bu şu anda harita buralara doğru açılıyor. Bu sadece görünen kısmı şu an için. Buraya gittikçe ilerleyecek. Şöyle birazcık suya yakın merkezi bir konum istiyorum ki buralarda balık var. Balıkçılıktan gıda sağlamamız lazım. O yüzden neresini yapabiliriz şöyle güzel bir yer olarak? Aslında şurası fena olmaz herhalde ya. Şöyle bunu döndürelim. Yerleşim binası şu şekilde görünsün. Aynen. Şehir merkezini koyduk. Koyar koymaz bize bir başlangıç kartları geldi. Bu üretimizi artırıyormuş, avcılığı artırıyormuş ve taş veriyormuş. Biz taş alalım başlangıçta çünkü başlangıçta bize sadece taş lazım. Evet, köylerimiz de bu seviyede. Hemen şöyle bir 4x yapalım ki bir an evvel şurayı inşa etsinler. Tabii bunun için de odun lazım bize. Gördüğünüz gibi yeter odun diyor. Buraya tıklayarak veya H tuşuna basarak klavyeden açabiliyorsunuz bunu. Bu işaretleriniz her yeri kesiyor. Yani işçileri oraya yönlendiriyor. Yine aynı şekilde taşlar için de geçerli. Taş olan yerlere de basarsanız yine işçi gidip oradan şöyle taş alır gelir. Tam böyle bol bol toplasınlar. Buralarda bayağı az taş varmış. Birazcık ha şurada varmış taş. Oralara doğru ilerleyeceğiz artık. Oyunda yol yapmak ücretsiz. Tabii full sürüm çıktığında ücretli olur mu bilmiyorum ama şu an ücretsiz. O yüzden şöyle şu çevremizi bir yol yapalım. Bunlar hızlı binayı bitsinler. Çünkü bu bina bitmeden diğer binaları yapamıyorsunuz. Evet. 16 tane köylümüzün evi yokmuş. Evsizmiş bunlar. Bunlara bir ev ayarlayalım. Tabii evden önce bir yol ayarlayalım. Evi şu aşağı kısmı yapacağım bunların evini. O yüzden şöyle yapıp şuraya çekersek güzel olur. Şu birinci seviye evlerden de köylülere ayarlayalım. Bir ev kaç kişi alıyor içine? Dört tane köylüye yeter diyor bir tane ev. Tamam, şu an yeterli. Bu bittiğinde köylülere yeterli gelecek. Şuradan biz yine biraz daha taş toplatalım. Yine şuradan odun alsınlar. Yine aynı şekilde şu bölgeleri temizlemek istiyorum ki buralara da ek binalar yapacağız. Yine tabii şuralar da mevcut. Buraları da aldıralım. Evlerden sonra yapacağımız şey arkadaşlar yiyecek ve su temini. O yüzden şu su kuyularından bizim yapmamız lazım. Yani buraya mı yapsak, şuraya mı yapsak?
Hadi bir tane şuraya yapalım. Su kuyusu. Bir tane de şuraya yapalım bir su kuyusu. Sonra yiyecek temin için bizim şuradan balıkçı falan yapmamız lazım ama onun için de şuraya bir yol gitmemiz lazım. Çünkü görünmüyor orası. Görünmeyen yerlere işaret yaptırmıyor. Yine şurayı da şöyle yapalım. Şuradan çıksın yine aynı şekilde. Şuradan şöyle şu tarafa doğru gidelim. Ki maksat deniz kenarına yol olsun. Tamam. Şunun önceliğini arttırabiliyorsunuz. İnşaat önceliklerini. Tabi aynen şuradan. Önceliği yükseltirseniz ona göre de ona öncelik veriyorlar işçileriniz. Genellikle iki seviyeden başlar inşaatlar. Siz istediklerinizi bir yaparsanız önceliği onlar alırsınız. Çok daha mantıklı bu. Şu an ne diyor? En az 4 ev gerekiyor diyor. Zaten evin biri bitti. Bunlar bittiğinde hallolacak. Burada yolumuzu yapıyor bu arkadaşlar. Deniz kenarına. Şimdi bizim balıkçı kulübesi yapmamız lazım. Aynen bunu böyle koysak buraya. Yolu da önünden geçirsek. İnşallah bunun yapıldığı yerde şurada vardır. Balık. Yukarılarda vardı ama şurada var mı? Bir hatırlamıyorum tam yerini. Yoksa hayırlı işler olacak. Buraya biz şimdi avcı kulübesi de koyabiliriz. Ama tabii avcı kulübesi için avlanacak hayvan olan bölgeler olması lazım. Şu an burada pek avlanacak bir şeyler görünmüyor. O yüzden toplayıcı yapalım biz şimdilik. Toplama kulübesini koyduğunuz yerde mesela şurada çok fazla toplama malzemesi var. Gördüğünüz gibi. Bunları bu arkadaş toplar. Ve getirir. Yine şurada da birazcık toplama malzemeleri varmış. Burada az var. O yüzden buraya gerek yok. Şurası en kapsamlı yer. Şurası gibi görünüyor. Bunun için. Oraya da yine bir yol yapalım. Hayır hayır hayır. Orada mantar varmış. Mantarları kaldırma. Evet. Normalde yol yapmanıza gerek yok. Yani yol olmadan da gidiyorlar. Ama yol hem mutluluklarını arttırıyor. Şuradaki mutluluklarını arttırıyor karakterlerin. Hem de yoldan daha hızlı gidiyorlar. Normale oranla. İyi 4 ev yapmışız. Ne olur ne olmaz bir ev daha koyalım biz. Çünkü kasabaya gelenler olabilir. Hangi yapıyla çalışıyor? Çak çakışıyormuş bu. Şuranın balkonuyla çakışıyormuş. Tamam onu da halletmiş olduk. Mevsimler çok hızlı geçiyor oyunda. Bence bu dezavantaj. Yani en azından biraz daha bunu uzatmaları lazım. Çok hızlı geçiyor mevsimler. Yani yazken bir anda kışa dönüyor. Ve soğuktan dolayı karakterlerin sıkıntıları başlıyor. Şunun önceliğini bir yaparsak sevinirim. Yine bunun önceliğini bir yapalım. Çünkü yiyecek konusu önemli. Az sonra karnımız aç demeye başlayacaklar çünkü. Evet. Odunların şeyler bitmiş. Toplama kısımları bitmiş. O yüzden bize odun lazım diyor bunlar. O yüzden çalışmıyorlarmış. Şu yan taraflara dikkat etmek lazım. Burada ne istiyorlarsa görünüyor çünkü. Bu ne istiyormuş? Evet nüfus artışı sağlamak için ev yapmanız gerekiyor diyor. Zaten ev yapacağız. Sıkıntı yok. Ama tabi birazcık odun toplasınlar. Ondan sonra. Yine şuradan işçilerinizin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela 10 kişi varmış bizde şu an. 2 tanesi inşaatçı, 8 tanesi de işçi sınıfında görünüyor. Diğerleri muhtemelen çocuk herhalde. Görünmediğine göre.
Aynen, çocuk şurada görünüyor zaten yukarıda. 5 çocuk, bir de bebeğimiz var. Bunları çalıştıramıyorsunuz. Sadece yetişkinler çalışıyor. Yine buradan da elinizdeki malzemeler, yiyecek miktarları, biraz balık ve etimiz var. Burada elbiselerimiz, zırhlarımız falan var. Güzel, peki. Onları toplayıp bir an evvel şunlara başlasınlar. Bu arada göstermek istediğim bir şey daha vardı. Evet, şuradan. Bu kilitli olanları açamıyorsunuz. Bunlar işte full sürümde gelecek. Oyunun demosunda bunlar kilitli. Daha büyük evler var mesela. Yine ambar, tahıl ambarı, kiler, hazine deposu. Tarlalar gelecek, ahırlar gelecek, ekmek fırınları. Arıcılık, et kurutma binası. Bayağı bir yer gelecek. Bunlar geldiğinde oyun daha güzel hale gelecek full sürümde. Şu an için bunların hiçbirisi yok. Sadece bize böyle varsayılan olarak işte odun kömürü, demirci, ayakkabı, dokuma vesaire bırakmışlar. Yine mesela köy merkezini yaptık ama diğerlerini yapamıyoruz. Diğerler için de yine full sürüm gerekiyor. Yine savunma kısmında da her şey kilitli. Bunlar da oyunu full sürümünde gelecek. Şu an mesela saldırı almıyoruz biz. Ama oyunu full sürümünde saldırı alacağız. Belli zamanlarda askeri saldırı. Ve bunları savunmak için asker basmamız gerekecek. Savunma kulesi üretmemiz gerekecek. Daha önce benim oynadığım bir oyun vardı kanalda. İsmi neydi onun? Kingdom bir şeydi galiba da tam hatırlamıyorum şu an. Aynı oyundaki mantık, etrafını surlarla çevirip dışarıdan gelen saldırılara karşı köyünüzü koruyacaksınız. Yine onu da merak edenler oynatma listelerine girerek oradan bakabilirler. O da güzel bir oyundu. Az çok da buna benziyordu tarzı, grafikleri. Evet, 4 kişi gelmek istiyormuş köyümüze. Gelsin, gelsin ama evleri yok. O yüzden ev işini çözmemiz lazım. Taş mı bizim eksiğimiz var? Yok, taşımız var aslında. O yüzden şu an taş toplatmayalım. Odunumuz da var. Şöyle biraz şunları durduralım da odunu bıraksınlar artık. İşlere odaklansınlar. Ha, güzel. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada balık yerimiz varmış. Ayten isimli balıkçımız işe başlamış bile. Yine bunun yanına bir kişi daha koyalım. Oo, çok güzelmiş. Ben olta atar diye bekliyordum ama direkt sandala gidip olta atıyor. Tam kafasına burası geliyor. Yüzünü göremiyoruz. Neyse. Ama güzel. En azından balık gelmeye başladı. Burayı bilerek boş bıraktım. Buraya depo yapacağım. Şöyle şehrin merkezinde olsun depo. Ki herkes rahat rahat buraya ulaşabilsin. Bura bitince şurayı yaptıracağım artık. Burada bitmiş. Burada yine toplayıcımız var. Burada Şahmaran isimli bir arkadaş var. Bunun yanına bir kişi daha koyalım. O da Melek Şahmış ismi. İsimleri bayağı değişik. Tam iki kişi de buradaki malzemeleri toplasınlar. Burada bak mantarlar var. Yine mantarlar var burada. Yeşillikler varmış buralarda. Hepsini alsınlar. Bunlar hepsi yiyecek. Yani illa et olması gerekmiyor. Balıklar da oluyor, otlar da oluyor. Her şeyi yiyor bu arkadaşlar. Evet, depomuzu da yapıyorlar. Güzel. Şimdi artık diğer işlere geçebiliriz yavaş yavaş. Balık ve toplamadan yemeğimizi sağlayacağız. Avcı şu an yapmayacağım çünkü etrafta çok az geyik var. O yüzden onlarla uğraşmaya şu an için gerek yok. Su kuyusu 2 tane var şimdilik, yeter. Yakında maden var mı? Maden. Maden varsa bir madenci yapalım. Şunlar sanırım taş kaynakları. Tamam, buraya madenci olabilir. Şöyle yaparsam buralar taşları toplarlar. Güzel. Şu oduncu ve ormancı arasında fark var. Oduncu sizin elindeki kütükleri yakacağa çeviriyor. Ormancı kulübesi yaparsanız da kestiği ağaç kadar ağaç dikiyor etrafına ve ağaç popülasyonunu devam ettiriyor. O yüzden bir tane bundan, bir tane bundan, ikisini yan yana koymak mantıklı olur. Ama ondan önce dokumacı ve ayakkabı yapmak lazım ki kış geldiğinde elbiseler yetersiz geliyor. Bu ikisi elbise ve ayakkabı yapacak kışın üşümesinler diye. Ama tabii bunu yapmak için avcılık da lazım bize. Onu unutuyoruz. Çünkü deri olmadan yapamıyorlar. Yani avcı yapmayacak ama mecbur yapmamız gerekecek gibi görünüyor. Burada iki tane geyik varmış. İki geyik yetmez.
Yine burada iki tane geyik var. Neyse şu iki geyiği bir aldıralım buradan. Yapacak bir şey yok şimdilik. Şurada dursun bu. Tamam. Oradan bir avcı kulübesi yaptırıp oradan geyik toplatalım. Daha sonra dokuma atölyesi oluşturacağız. Dokumacıyı şuraya koysam güzel olur. Dokumacının yanına ayakkabıcıyı koysak o da güzel olur. Demirci alet üretiyormuş. O da lazım bize. O yüzden mecbur demirci de yapacağız. Demirciyi de şuraya koyalım şimdilik. Şu orduncu ve ormancı kaldı koymadığımız. Onları da koyacağız ama ilk önce birazcık daha. Gerçi şunlardan dur. Şunu yükselt. Şu taşları buradan alırız. Boş yere şu taşları kullandırmayalım. Şu an bir kontrol edelim bakalım ne kadar malzememiz olmuş. 61 tane stokta balığımız var. Güzel. 8 tane de mantar gelmiş. Başka yiyeceğimiz yok. Kurtulmuş et ve balıkları bitmiş burada gördüğünüz gibi. Direkt artık topladığımızı tüketiyoruz. Elbiselerimiz bitiyor. Maalesef o yüzden. Artık üşüyecekler yine yakacak odun da bitiyor. O da büyük bir sıkıntı. Bak burada gördüğünüz gibi. 2 ay sonra yiyecekler bitecek diyor. Ev gerekiyor diyor. Ve evet odun gerekiyormuş. Yakacak odun. O yüzden şöyle yapacağız. Şuraya bir oduncu atalım. Yanına da bunun ormancı. Burası ne oldu? Nasıl oldu? 86'ymış şurası şimdilik. Bu arada hemen odun lazım bize. Saldırın bakalım şunlara. Hemen tıpır tıpır. İyi defomuz çalışıyor. Güzel. Şurayı bir hallederseniz güzel olacak. En azından taş toplamaya oradan başlarız. İyi odunumuz da geliyor. Malzemeleri nereye bırakıyorlar? Depoya bırakıyorlar. Güzel. Normalde sağa sola attır attır veriyorlar eğer bu olmazsa. Etrafa dağıtıyorlar malzemeleri. Ama şu an güzel durumdayız. Şu arkadaşları ben 3. seviye bir yapayım. Bunların çünkü çok acelesi yok şimdilik. Tamam 2'de kalabilir. Şu bittikten sonra bunu yapsınlar. Biraz daha odun. Güzel. Birazcık moralleri düşüyor bunlar. Ha, şu an moralleri yükselmeye başladı. Giysi stoğu azaldı diyor. Yapacak bir şey yok. Yani şu an için. Bu arada giysiler olmazsa kışın ölüyorlar. Soğuktan. Hastalanıp ölüyorlar. O yüzden giysiye önem vermeniz lazım ama şu an biz önem veremiyoruz. Haliyle. Tamam bu da halloldu. Bir kişi burada yeter taş için. Çok kişiye gerek yok. Balığımız kaldı sadece. Haydi bakalım. Yakacak odun işi. Sıkıntı. Tamam iyi bunu da yapıyorlarmış inşaatını. Güzel. Avcı kulübesi de hallolmuş. İki tane geyik var zaten burada. O iki geyiği öldürsün bari de. Oradan gelen derilerle elbise yapalım. Olmazsa bunun çalışma alanını değiştirebiliyor muyuz? Aynen taşıyabiliyoruz. Bu tarafa taşıp buradaki geyiğe saldırtırız. O sayede deri gelmeye devam eder. Yiyecek sıkıntımız daha fazla olduğu için ben şu balığı bir arttırmak istiyorum. 3 kişi balık tutsun artık. Daha çok yiyecek gelsin ki sıkıntı yaşamayalım. Şu yakacak işini de çözdük mü? Biraz daha yoluna girecek her şey.
Şuradan biraz daha odun kestirelim. Tamam, güzel. Bu da yakacak malzeme yapmaya başlayacak artık. İsmi Barışmış. Şu ormancı da yaparsak bu da buradan artık ağaç üretimine başlar. Rahat rahat geri dönüşüm sağlarız. Gerçi orman çok da. Yani daha bu taraflar komple orman. Yine yukarıda ormanımız var. Hatta şu taşlar da güzel olabilir ama tabii şu an taşımız var. Taş sıkıntısı çekmiyoruz o açıdan. Buran olmuş. Hallolmuş. Bu neymiş? Orman işçileri olgun ağaçları keser, yeni tohum dikerler diyor. Bunu yaptığı zaman sadece ağaç keserler diyor. Bunu yaptığı zaman da sadece ağaç yetiştirirler demiş. Şunu yapalım şimdilik. Çünkü yeni ağaç kesmeye ihtiyacımız yok. Kendimiz kesiyoruz. İlk önce bir ağaçlar çoğaltsınlar. Biz buradan kestiririz o arada. O sayede dizilerimizi kurarız. Depomuzu kontrol edelim. Güzel. Hayvan derilerimiz birikmeye başlamış. Demirci atölyesi. Demirci atölyesini şu an için kapatalım. Oraya şu an gerek yok çünkü demirimiz yok. Yani demir olmadığı için de üretim yapamıyoruz zaten. Hep taş var buralarda. Bize demir kaynağı lazım. O yüzden birazcık daha haritayı açmamız lazım. Onu hallederiz. Bu ne istiyormuş? Jüt gerekiyor diyor. Ha, şunu yapabiliyor hayvan derisinden. Ama şunu yapamıyor. Jüt lazımmış. Jüt de şu an bizim bölgemizde var mı? Yemiş kaynağı var burada. Aa, jüt burada var ama toplayıcı yok orada. Gerçi şurada alabiliyormuş bunu da. Mantarlar, yeşillikler. Sen şuna erişemiyor. Tam sınırda kaldığı için sanırım. Peki, onu ayarlayacağız o zaman. Şöyle yapacağız. Neredeydi o? Gıda üretimi değil. Toplayıcı aynen burası. Şuradan yapacağız onu. Aynen öyle işte. Burada yapsınlar. Bu ne yapıyor bu arkadaş? Bu ayakkabı üretmeye başlamış. Çıtır çıtır ayakkabılar geliyor. Tazecik. Burada güzel küçük fidanlarımız olmaya başlamış. Bu arkadaş buralar hep ağaç dikecek. Şu bölgeye komple ağaç dikecek. O yüzden güzel durumdayız. 4 kişi daha gelmek istiyormuş. Gelsin ama evleri yokmuş. Kolay. Evi hallederiz. Şunun önceliğini bir yaparsak. Tabii şunun inşaatı başladığı için buna geçmiyorlar ama öncelik verdik buna. Buna da başlarlar diye düşünüyorum. Aynen şu an için. 3 odun ve 5 taş geldiği zaman bu da başlayacak. Evet, başladı. Tamam, evi de hemen halledelim. Şu an 24 kişi var. 20 yetişkin, 2 çocuk, 2 tane de bebeğimiz var. Bunları beslemek sıkıntı olacak diye düşünüyorum ama balıkçıları arttırdık ya. Şu an bak avdan etimiz geliyor. Yeşilliğimiz topluyoruz. Bayağı bir yemeğimiz var. Şu an yemek sorunumuz kalmadı. Ne sorunumuz var? Evsiz köylü. Tamam, onu halledeceğiz. Deri kaban sıkıntısı çekiyorlarmış. Onun için jüt lazım. Onu da halledeceğiz. Demir lazım bize. Demir madeni lazım daha doğrusu. Onun için mecburen şuradan ben şöyle bir şuralara gitmek istiyorum. Bir gidip bakalım buralarda ne var. Üşüyorlar ve canları gidiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Alet olmadığı zaman %30 verimlilikleri düşüyormuş. Bayağı bir sıkıntı ama şansımızda demir yok. Normalde ben bir kere bunu bir oynamıştım. Daha öncesinde bir deneme için. O zaman direkt evin yani şu ana merkez kurduğum yanında demir madenleri çıkmıştı. Ama random oluştuğu için bu sefer çıkmamış. Biz de uzaklara bakacağız. Yine burada taşlar var. Evet, şuralar bir gelsinler bakalım. Oradan göreceğiz. Baya baya donuyorlar. Eve girin, eve girin, eve girin. Eve girin, biraz ısının. Ölmeyin. İki kişi mefta oldu. Vallahi öldüler. Vatan sağ olsun. Yakacak odun sıkıntı çekiyorlar çünkü. Yakacak odunumuz
Az varmış. Ama hala üretim devam ediyor. Sağlık olsun. Yani şu an yapacak bir şeyimiz yok. İşte bu düzeni ayarlamak lazım. Tabii kendi ayarladığını yapabiliyorsunuz. Yani daha fazla deri çıksın, daha fazla et çıksın diye yapabiliyorsunuz. Ama varsayılan ayarlarda bu sıkıntı oluşturuyor size. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yetişmiyor yani. Özellikle demirin spawn olmaması olduğumuz bölgede o başlı başına bir sorun. Ama bakacağız. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. İnşallah şurayı bir yaparsınız. Oradan jüt alabilirsek en azından kaban yaparız. Zaten kış yine bitti. Bir daha kış gelinceye kadar elimizden geleni yapmamız lazım. Ama bu kış iki kişi öldü. Her kış böyle ölürlerse popülasyon adına bir şey kalmayacak elimizde. Burada hala da geyik yaşam alanı devam ediyor. Bitmemiş. Güzel. Bak bu arkadaş öldürdüğü geyiği götürüyor. Şahane. Belki de şey olabilir. Burada geyik, yani bu sayı değil de seviye olabilir. Yani ikinci seviye geyik bölgesi anlamında. Yani sürekli geyikler de burada yenileniyor olabilir. Çünkü bu arkadaş bu oyuna geyik öldürüyor. Gördüğünüz gibi. Baksana şuna. Hayvan derilerine, etlere. İyi, en azından ağaçlık sıkıntımız yok. Onu çözdük. Yakacak odun sıkıntımızı çözelim. Şu arkadaşa da şöyle bir şey yapacağım. Denge kuracağız. Hem kessin hem bitsin. Yine kendimiz de bir miktar daha ağaç kestirelim. Şu bölgeleri mesela, bunları bir patozlayın. Diğer taraf ne oldu? Burada hala maden görünür de yok. Şöyle yapsak. Yukarı çık bakalım. Oy, kaldırma jütleri. Şöyle yap. Aynen öyle yap. Bu jütleri artık alıyor mu arkadaş? Burada çalışıyor birisi? Çalışıyor. Jüt alıyormuş. Şu an mantar alma. Yemiş de alma. Sen bir jüt al. Daha sonra tekrar mantara falan çeviririz onu. Şimdi jüt lazım. Ev sıkıntısı çekiyormuş arkadaşlarımız. Evi de ayarlayalım. Tamamdır. Evi de hallediyoruz. Her şey mümkün. Jüt geliyor mu? Jüt hala sıfır. İşçi terörümüz ne durumda, popülasyonumuz? 5 işçi var, 2 inşaatçı, 3 toplayıcı, 3 balıkçı, 1 avcı var. Ormancımız, madencimiz, dokumacımız, ayakkabıcımız. Peki. Şunu şöyle yaparsak. En azından 2 kişi çalışsın. Yine burada önüne bir ağaç geldi herhalde. Neyse, bir gitsin bakalım. Yolun üstüne ağaç geldiği zaman ağacı da kesiyorlar muhtemelen. Otomatik olarak. Şöyle bir bakalım, yapmadığımız yer kalmış mı? Depomuzu falan yaptık. Toplama kulübesi, bunları yaptık. Kaynak bölgelerini yaptık. Demirci çalıştırmıyoruz sadece. Odun kömürü fırınımız. Yaparsak ne işe yarayacak? Odun kömürü fırınımız. Evleri ısıtmaz diyor. Sadece üretimde kullanılır diyor. O yüzden o zaman gerek yok. Dökümhanede demir cevherleri ve altın cevherleri kömürle beraber eritilir. Demir altın haline getirilir. Bu lazımmış bize ama şu an demir yok. Yani o yüzden şu an lazım değil. Sonra demir bulamazsak bir anlamı da onun kalmayacak. Görünüşe göre. Peki şöyle yapsak. Tamam. Şu yolu şuradan bir götürelim. Yine şuradan şu yolu
Bir götürelim bakalım. Bir bakalım o bölgelerde neler var. Yol yapmadan açılmıyor maalesef haritanın o kısımları. O yüzden her şekilde yol yapmak gerekiyor. Yakacak odunumuz. Geçen sene 90 üretmişiz. 43 tüketmişiz. Yani yakacak odun şu an için kışı kurtarır gibi görünüyor. Önümüzde kışı yani. Şimdi kış gelecek. İşte elbise konusunda bir sıkıntı yaşayacağız. Bir de hala alet edevatımız yok maalesef. Şu ayakkabıcı da arttıralım. İnsanlara daha çok ayakkabı lazım. Şu an jütümüz ne durumda? Jüt. Su hayvan derisi. Allah Allah, jüt niye yok? Bu arada oklarımız ve yaylarımız da varmış. Jütler nerede görünüyor ki? Bir yün var. Don yağı var. Ot var. Ha şurada jütümüz. Jütümüz hiç yok. Nedense. Burası çalışmıyor mu burada? Çalışıyor. Ha şu an dinleniyormuş. Demek jütü alır almaz kullanıyorlar. O yüzden jüt müt kalmıyor elimizde. 24 kişi var. Şu an 4 tane bebeğimiz var. Popülasyonumuz artıyor. Yine bu kış soğuktan ölmezlerse sorun kalmayacak gibi görünüyor bence. En azından şu yakacak işini hallettik ama elbiseden birazcık patlıyoruz. Elbise sorunu başlı başına bir sıkıntı. Yani burada kişi sayısını arttırabiliriz ama yeterince elemanımız var mı bizim? İşte işçiden kesmem gerekecek. Oraya arttırırsam işçiler azalacak. Neyse. 3 kişi çalışsın, yapacak bir şey yok yani. Maksat bir an evvel soğuğa karşı dirençli insan yaratmak. Hala demirimiz yok bu arada. Gördüğünüz gibi. Demir olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Yani orada bir tıkandık. Yani oyunun saçmalığı bu konuda. Yani her tarafa taş koyacağına şunlardan biraz demir koysa iyiymiş. Ama tabii random oluştuğu için bu seviyede oluşmamış. Yani oyunun başında siz oynarken bakın. Oyuna ilk girdiğinizde etrafta demir görünüyor mu? Görünmüyorsa hiç boş yere oynamayın. Çıkın tekrardan yeni save açın. Demirli olan bir yer açın. Çünkü bak demir olmadığı için alet edevat yapamıyoruz ve oyun şu an için o konuda kilitlendi. Yani şu an alet arıyoruz, sadece etrafta demir arıyoruz. O yüzden her tarafa yol çekip demir var mı adada bakacağız. Sadece şu adamız şu kısımda şöyle devam ediyor. İnşallah vardır diye umut ediyoruz. Bakalım. Bunlar ne çalışmıyor şu an için? Eve yiyecek götürüyormuş. Bu ekipman istiyormuş. Bu da dinleniyormuş şu an için. Peki. Popülasyon arttırmak adına. Şimdi barınma seviyemizi böyle bir tık daha arttıralım. Yine bunlara su yeter mi? Tam şu an kestirmek güç. O yüzden. Ay bak 4 kişi daha geliyor. Güzel. Ayakkabıların üretim hızını %10 arttırıyormuş 8 yıl boyunca. Avcılar hasar veriyormuş. Envanterdeki yiyecekler daha yavaş bozuluyormuş. Yani bu bence daha iyi. Ayakkabı atölyesinde seçelim. Onaylayalım. Artık burada ayakkabılar daha hızlı yapılacak. Bir açıdan güzel. Aynen şu köşeye bir kuyu atalım. Daha fazla su olsun. Konut sıkıntısı yüzünden nüfus artışı duruyor diyor. Buraya taş geldiğinde inşaat başlayacak. Ver önceliği şöyle. Tamam yapıyorlar orayı da. İyi, şu an iyi durumdayız ya. Vallahi bak daha denk geldik. Buradan patladık. Buradan patladık da. Bir de şuraya doğru gidelim bakalım. Demir aramaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yine şuradan da devam edebiliriz aslında.
Onunla birisi kesiversin hayrına. Açsın yolumuzu. Şu an nasıl durumdayız? Şu an ayakkabı sıkıntımız kalmamış görünüyor. Ayakkabı söndü. Sadece giysi stoğumuz eksik. Onu da yapıyorlar ellerinden geldiğince. Giysi stoğu da bence hallolur. Şu an 6 tane yedek deri kabanımız var. İyi iyi. Bir daha kışa o sıkıntıda kalmayacak. Tek sorumuz demir sorunu. Oradan maalesef şu an için yapacak bir olanağımız yok. Çünkü etrafta demir yok. Yani bulduğumuz adada, yani bu başladığımız odada demir spawn olmuyormuş galiba. Neyse bize fark etmez zaten, bu demo olarak oynadığımız için bunu. Olup olmaması pek de önemli değil. Zaten her şeyi yaptık, sadece demir hariç, demir madeni haricinde. Her şeyimizi yaptık şu an için. Bu şekilde devam edecek. O yüzden ben bu videoyu burada bırakayım. O oyunun full sürümü çıktığı zaman tekrardan seriyi ele alırız. O zaman bakarız tekrardan. En azından hem şuradaki şu kilitli bina açılmış olsun. Her yerde kilitli bina var görüyorsunuz. Hem bunlar gelmiş olsun hem de düzgün demirli bir seviyede, demirli bir haritada oyuna başlamış olalım. Bak yine taş çıktı, gördünüz mü burada? O kadar geldik demir var diye yine taş geldi. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Yani fena bir oyun değil. Türk yapımı oyunlara destek olmak lazım. Ve Türk yapımı bir oyun olarak da bence kendine gayet güzel bir yer edinecek gibi duruyor. Birazcık Banished havası var oyunda. O oyunda bayağı güzeldi. Teşekkürler izleyenlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.